Aort diseksiyonu nasıl tedavi edilir? Evet, bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Aort diseksiyonunun ne olduğunu kısaca hatırlatmamı isterseniz eğer, aort duvarı katmanlarından intima ile media arasında bir yırtık oluşuyordu ve kan bu yırtıktan damar duvarının içine doğru ilerlemeye ve damar duvarını oluşturan bu katmanların arasındaki bağlantıyı koparmaya başlıyordu. Bu acil bir tıbbi durumdur ve hastanın derhal hastaneye götürülmesi gerekir. Tedavi hastada tip A ya da tip B yırtık olmasına göre belirlenir arkadaşlar. İsterseniz aort yayını biraz daha yakından inceleyerek işe başlayalım. Tip A diseksiyonları hem daha yaygın görülen hem de daha tehlikeli olan diseksiyonlardır. Bu diseksiyonların aortun yukarıya doğru kıvrımlanan bölümlerinde yani sol subklaven arter çıkışından önce ortaya çıktığını görmüştük. Bu tip diseksiyonlarda genelde cerrahi müdahale gerekir. Çünkü sadece ilaç tedavisi çoğu vakada ölümle sonuçlanabilir arkadaşlar. Tip B diseksiyonlarının tedavisi ise farklıdır. Tip B diseksiyonlarının da sol subklaven arter çıkışından sonra aortun herhangi bir kısmında gerçekleşen diseksiyonlar olduğunu bir kere daha hatırlatayım size. Bu tip B diseksiyonları hastada müdahale gerektiren komplikasyonlar görülmez ise ilaç ile tedavi edilebilirler. Bu kısa tekrardan sonra isterseniz tip A diseksiyonlarının nasıl tedavi edildiği konusunda biraz daha detaya girelim şimdi. Evet, yapılacak cerrahi müdahalenin amacı aortun hasar görmüş kısmını değiştirmektir. Giriş yırtığının burada olduğunu düşünelim aortun yukarıya doğru kıvrımlanan kısmında yani asendan kısmında tamam mı? Kan sol karıncıktan pompalandıkça bu giriş yırtığından içeriye girer ve bu şekilde ilerlemeye devam eder. İlerledikçe de intima ile medya arasındaki bağlantıyı koparır. Başka bir deyişle bu iki katmanı birbirinden ayırır. Evet, kan pompalanmaya devam ettikçe bu yırtıktan içeriye girecek, ilerlediğinde de Medya ile intima, e, intimayı birbirinden ne yapacak? Ayırmaya başlayacak. Bu olduğunda intimanın medyadan ayrılmış kısmı aort içine sarkmaya başlar. Şu şekilde göstereyim. Kan intima ile medya arasında, tamam mı? Evet, intima medyadan ayrılır dedik ama kanı biraz daha koyulaştırayım. Kanın diğer tarafına da medya ve adventisya, adventisya'yı açık pembeyle çiziyorum. Şimdi daha iyi oldu. Cerrahlar aortun bu kısmı için bir nakil yaparlar. Buna da aort replasmanı denir. Aort replasmanı. Aortun çıkarılacak kısmını siliyorum. Evet, cerrahlar aortun bu kısmını keserek çıkarırlar arkadaşlar. Ve sadece intimayı değil, medya ve adventisyayı da. Kesilen kısmın yerine de sentetik olan ve aortun görevlerini yerine getirebilecek bir graft nakledilir. Bu oldukça başarılı bir buluş. Bunun çizimini de yapmak istiyorum. Açık renkli bir tüp düşünün. Oldukça esnek ve dayanıklı bir tüpten bahsediyorum tabii. Çünkü aortun görevlerini yerine getirebilmesi yani yüksek kan basınçlarına dayanabilmesi için kuvvetli ve esnek olması gerekir. Graft aortun içine yerleştirilir ve yalancı lümen bu şekilde kapatılır. İntimanın lümenin içine doğru sarkmasından bahsettiğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kısımda hasarlı intimadan bir parça daha olduğundan graft bunu da örtecek biçimde yerleştirilir. Bu şekilde dikilerek sabitlenir. Dikişleri de morla çiziyorum. Aynen bu tarafta da dikişler olacak. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyulursa dışarıdan teflon bir katman daha dikilir ve bu şekilde aort sabitlenip eski haline getirilmeye çalışılır. İsterseniz teflon katmanı da çizeyim. Graftin bu ucuna bu şekilde dikilir ve böylece graft yerine sabitlenmiş olur. Aortun içinde graft, dışında da bu teflon katman var ve bu sayede yalancı lümene kan girişi de engellenmiş oluyor. Buna ek olarak cerrahların bio glue adı verilen medikal bir yapıştırıcı kullandığını ve bu şekilde yapılan naklin daha da güvenli hale getirildiğini de söyleyebilirim. Evet. Bu kısma sürülecek bir miktar biyoglu sayesinde diseksiyon daha etkili tedavi edilebilir. Tabii ki bu kısmın da dikilmesi gerekiyor arkadaşlar. Dikişleri yine morla göstereyim size. Bu atar damarın da aorta yeniden bağlanması lazım. Bu atar damar, vücudumuzun üst kısmındaki uzuvlara ve kafamıza kan ulaştıran atar damardır. Bu da dikişler sayesinde greftin üst kısmına sabitlenir. Bu arada greftlerin jelatin ya da kolajen içeren maddelerden yapıldığını ve bu sayede sızdırmaz olduklarını da eklemek istiyorum. Tip A diseksiyonunu işte bu şekilde tedavi ettik. Ve artık kan, yalancı lümene giriş yaparak intima ile medya arasına sızamayacak. Sıra geldi tip B diseksiyonlarına. Tip B diseksiyonlu hastalar genelde koruyucu terapi alırlar. Yani az önce gördüğümüz invazif açık kalp, kalp ameliyatı gibi yöntemler pek uygulanmaz. Çünkü diseksiyonun komplikasyonlarının ilaçla tedavi edilmesinin yaratacağı riskler, cerrahi müdahalenin yaratacağı risklerden daha azdır. Tip B dis diseksiyonları için de uygulanan minimal invazif cerrahi bir müdahale de vardır arkadaşlar. İlaçlara geçmeden isterseniz bundan böyle bir kısaca bahsedelim. Minimal invazif müdahaleye endovasküler stent uygulaması adı verilir. Endovasküler stent. Burada yapılan şey ise bir stent, yani ağlardan yapılmış bir tüpün, ki tüp kumaş ya da metalden yapılabilir. Evet, bu tüpün aortun içine yerleştirilmesidir. Bu tüp zayıflamış ya da yırtılmış aortu güçlendirecektir. Siz de yapar mıydınız bilmiyorum ama ben çocukken kardeşlerimle kağıt havluların ortasındaki kartonları kılıç yapar oynardık. Kılıç olarak kullanıldıkları için bu kartonlar hemen yamulurlardı tabi. Ve biz de kılıçlarımızı güçlendirmek için içlerine tuvalet kağıtlarının ortasındaki kartonları yerleştirirdik. Stent uygulaması da bir miktar bunu andırıyor, öyle değil mi? Bu müdahalenin minimal invazif olduğunu söylemiştim. Bunun nedeni ise şu: Cerrah stende tutunan bir ee, kateteri alır. Kateter femoral atar damardan girer. Evet, cerrah burada bir kesik açar ve kateteri femoral atar damarın içine yerleştirir. Bu şekilde de aortun hasarlı bölgesine kadar ilerler, stent hasarlı bölgeye bırakılır ve aortun hasarlı duvarı bu sayede güçlendirilmiş olur. Ayrıca yırtık ilerleyemez çünkü stent bu yırtığı da örtmüş olur. Sıra geldi ilaçlara, koruyucu tedavi demiştik. Evet, tip B diseksiyonları için farklı ilaçlar kullanılır. İlaçların amacı kan basıncını düşürmektir. Bu sayede aorttaki hasarın da ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılır. Genellikle sodyum nitroprusid, beta blokerler ve zaman zaman da kalsiyum kanal blokerlerinden oluşan bir ilaç grubu önerilir. Bu ilaçlarla tansiyonun, nabzın ve kontraktilitenin düşürülmesi maçlanır. Nitroprusid bir damar genişleticidir. Yani vazodilat Vazodilatör. Vazodilatördür arkadaşlar. Söylemesi biraz zor. Damar genişletici yani vazodilatör. Toplar damarı genişleterek tansiyonu düşürür. Beta blokerler kalbin daha hızlı atmasını sağlayan beta reseptörlerini bloke eder. Bloke olan beta reseptörleri yüzünden nabız yükselemez. Zaman zaman kalsiyum kanal blokerleri verildiğini de söylemiştim ki bunlar da tansiyonun düşmesini sağlayan ilaçlardır. Bu ilaçlarla neden tansiyonun düşürülmeye çalışıldığını anlıyorsunuz, değil mi? Diseksiyonun genelde patolojik olarak yüksek tansiyon yüzünden gelişen bir durum olduğunu düşünecek olursak, tansiyonun düşürülmesinin tedavinin ana teması olmasına şaşırmamak gerekir. Tip A ya da B veya uygulanan tedavi her ne olursa olsun hasta, başka bir diseksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla hayatı boyunca tansiyon düşüren hipertansif ilaçlarda kullanmak zorundadır. Bu ilaçlar hipertansiyonun sebep olabileceği diğer rahatsızlıklar ya da komplikasyonların da önüne geçecektir.